Ben 60 metre öteden o Olimpiyat stadının rüzgarında bir Adem Layı seyrettim. Bilmiyorum televizyona ne kadar yansıdı. Attığı gol keşke sayılsaydı. İlk defa dedim keşke var olmasaydı. Çok güzel bir gol attı. O yüzden çok erken biliyorum. Çok iddialı olabilir ama eğer Laiç şu standartına devam ederse gerçekten Beşiktaş ikinci yarı muhteşem bir transfer yapmış olabilir. Rakamlara hiç bakmamak için rakamları özellikle ekrana getirdik. Müthiş bir performans gösterdi. 15 dakikada ben buradayım dedi Mustafa. Ben çok değerli buldum Yok, dünkü oyunda. ben de hemfikirim. Beni de etkiledi. Yani oyuna girdikten sonra 5-6 dakika sonra zaten bütün sebebi anladık. Diğer rakamlara da bakalım. Madem gelmişken defansif ve hücum rakamlarına da bakalım. Defansif Normal. bir rakam yok o süre içinde. Ceza alanı yapılmış. Bir de orta var. Ve golü var yani. Evet. Resmi olmasa da bir muhteşem golü var. Adem Reiç ben çok beğendiğim ve sevdiğim bir oyuncu olduğu için kutluyorum. Ve inşallah Beşiktaş ikinci yarı Serdar'ın dediği, Emre'nin dediği gibi içeriden bir transfer yapar diyorum. Bence gitmeyecek yani. Çünkü adam altını çizerek söyledi isimleri. Üç tane isim söyledi. Evet. Oyuncu değişiklikleri de biraz bunu söylüyordu. Peki Beşiktaş'ın transfer listesiyle başlayalım o zaman. Madem Hulk'u söyledik, Serdar'a burada sözü bırakacağım. Bir taraftan sevgili Serdar, iki görüş var. Beşiktaş ligin en fazla gol atan takımı. Daha önemli eksikler yok mu? Hulk orada, Aboubakar'ların bu kadar iyi seviyedeyken acaba takım içinde oradaki dengeleri bozar mı diyenler var. Hayır, yarış çok uzun. Ne kadar kadro derinliği o kadar iyi diyenler var. Şimdi baktığınızda Ocak-Şubat maçları hep sıkıntılıydı fikstür yoğunluğu açısından. Ocak bitti sayılır. Neredeyse bir maç kaldı. Ama Şubat hakikaten çok sıkıntılı. Sergen Hoca'nın yönetimle yaptığı bir toplantıda şunu söylemişti. Yani Ocak ve Şubat'tan en az hasarla çıkacak olan takım şampiyonluğa en yakın takım olacaktır diye. Hakikaten zor. Kar var, kış var, seyahat var, Covid var, o var, bu var. Şimdi Beşiktaş'ın eksiği yok. Baktığınızda lider. İki golcüsü inanılmaz goller attı. 7-8 takımı geçmiş toplam gol ortalaması iki golcünün. Hangi birini öne çıkartabiliyorsun Beşiktaş'ta futbolculardan? Alıyor, sırtlıyor, götürüyor diye. Yok. Herkese eşit verebiliyorsun. Başarıyı eşit dağıtabiliyorsun. Ama burada ne var? Yarın bugün sayısal eksiklik olarak forvet hattında iki kişi aynı anda sakatlansa veya iki kişi aynı anda Covid olsa ciddi bir sıkıntı yaratır mı sende? Evet. Galatasaray bunun sıkıntısını çekiyor mu? Çekiyor. Galatasaray'da Larin, Aboubakar Galatasaray'da olsaydı herhalde puan farkı onlar önde olurdu. Galatasaray önde olurdu. Galatasaray lider olurdu. Burada Beşiktaş'ın sezona o kötü başlangıcını bir kenara koyacak olursak puanları bakmayın o 3-4 haftadan sonra toplamaya başladılar asıl. Netice itibariyle bu bir önlem Mustafa. Eksiklik değil, bir önlem. Ama önlemi alırken içerideki o dengeyi bozmayacaksın. Şimdi bugün biri yazmış. Abi sen öyle diyorsun de hani Larry için maaşı 3 milyon euro yıllık. O bozmuyor da 1,5 milyon euro, yarım sezon 1,5 milyon Hulk mu bozacak? Hayır, yanılıyorsun. Lay için maaşı kontratı bir önceki yönetimin bıraktığı bir miras. Oraya gelen Aboubakar'ların eminim ki şunu diyordur. Ya bu adam bu kontratı daha önce yapmış. Onun şansına bu yönetimin suçu değil. Çok büyük bir kontrat. Ama sonradan alacağın adamı onlardan çok verirsen bu biraz belki de hiç onlarda sıkıntı yaratmaz ama biraz sarsabilir içeriği. Ayrıca şu var. Bak Mandzukic için olmaması çok hayırlı bir iş. Neden Mustafa? Aldın Mandzukic'e sen 4-5 hafta yedek otur desen olur mu? Ya Mandzukic geldi. Larin seni kenara alalım. Olur mu? Ama Hulk'a da Olmaz. olmaz. Ama Hulk'ta niye olmaz biliyor musun? Hulk ne oynuyor? İşte Ilgaz burada. Sağ açık oynatabilir misin? Yani içinde şey biraz oynattılar ama gerçekten normalde Sola, forvettir. sol İkinci açık da forvettir oynatabilir yani. misin? Larin Zor, gibi. zorlarsa. Çok zorlarsa. Forvet de oynatabilirsin. Forvet ve forvet ikinci Larin, forvet Hulk ve Aboubakar aynı anda da oynatabilirsin. Evet. O sıkıntı yaratmaz ama direkt bir nokta bir santrafor sıkıntı uzun yaratır. Uzun zamanda oynamamış Mandzukic. Ayrıca öyle. Kasım'a kadar oynuyordu yani. 7 Mart'ta oynamış tabii. Emre. Nerede oynamış? Katar. Yani Hulk öyle ya da böyle. En 2 ay önce oynuyordu Hulk. Yani. 2-3 ay önce oynuyordu herhalde. Hulk transferi bitiyor mu? Ona bir şey diyemem. Çünkü neden? Trabzonspor için de birileri bakıyor Hulk'la görüşüyor. Galatasaray da devreye giriyor diyorlar. Hulk transferinde. Tabii bakıyorsun Hulk işte okunuyor, yazılıyor, çiziliyor. Sosyal medyada dolaşıyor. Var mı öyle bir ilgi de? Yani Trabzonspor ve Galatasaray. Beşiktaş'ın burada bir şansı var. Hulk'un yakın arkadaşlarından biri olan Josef de Souza bu takımda oynuyor. Menajerleri de zaten aynı menajerler. İki oyuncu menajerler aynı. Ama orada bir kez daha söylüyorum. Mali şartlar el verirse, Sergen Hoca da onu söylüyor. Olmazsa Hulk
yine kanat forvet özellikle başka birini alırlar. Ama muazzam bir oyuncu ya. Ama yani çok istiyorum. Mesela Sergen Hoca çok istiyormuş. Onu da söyleyeyim. Belki bak tek transferle kapatabilir Beşiktaş. Hulk alıp bu zaten Hulk alıp kapatabilir. Evet. Hulk alırsa tek. Kenan Karaman listede. Şey de bu arada o Güney Amerika basında çıkan Leo Pereira stoper Flamengo'da oynayan. O da var listede, doğru. Doğru haber. Ama o 3 yani 2-3 hafta önce vardı. Şu an tek yabancıya düşüldü. Yani tek isim bakılıyor. Yani Montero'nun belki toparlaması muhtemelen orada bir tasarrufa gitmemesini evet gerektirdi. Ha şu olur. Kadro dışındaki oyuncular gider. Hı-hı. Belki takım içinden birine bir teklif gelir. O zaman onu alabilirler. Kiralık. 1,5 yıllık falan. Ama yönetim bir de şunu düşünüyor. Hasici kiralayayım diyorlar. Yani kiralık olmasın. Kadroda olsun. 10 dakika ise 10 dakika. 15 dakika ise 15 dakika. Bunu yok gören başka takımlar bile, scoutlar bile ilgileniyor bu çocukla. Sergen Hoca bunlara ne yediriyor, ne içiriyor abi Ümraniye'de? Sen gidiyor musun antrenmanlara? Antrenmanlar abi kapalı. Her futbolcu inanılmaz yükseldi ya. Her hepsi neredeyse. Şaşırtıcı 4-5 performanslar. İnanılmaz bir tane abi. Evet. İnanılmaz. Ve yükselen bir şey daha var. O da şu. Sergen Hoca sadece oyuncuları yükseltmiyor. Beşiktaş camiasının yönetişimini de yükseltiyor. Beşiktaş gerektiği kadar oynayan bir takımdan olması gerekeni yapan bir takıma dönüştü. Beşiktaş camiası gerektiğini yapan bir camia bu sene içinde, işte tenceresi tepişirip kapağını yiyecek bir camiayken olması gerekeni zorlayarak yapan bir camiaya dönüştü. Burada, ve burada imza tabii ki yönetim çok değerli ama imza Sergen Hoca. Yönetim de bak yönetim de şöyle değerli. Mesela sezon başında herkes ne dedi abi? Sayın Erdal Torunoğlu'na, Sayın Ahmet Durçay'a herkes salladı değil mi? Bu adamı da nereden bulup da aldınız ama diye. Ama Sergen Hoca da salladı. Şimdi gelip de abi teşekkür ediyorlar mı peki? Takım lider. Yani sallayan sallayan dedi. Ya bu Gezal'ı nereden buluyorsunuz? İşler kötü giderken sallarlar. Yani. Bir şey uyarıda, Serdar daha iyi bilir ama bir uyarıda bulayım. Ilgaz'ın da teknik yorumları kıymetli. Ben dün gene staddan seyrettiğimi söylüyorum. Bak bugün iyi gidiyor işler. Dostacı söyler. Ben Beşiktaş'ın iyi olmasını isterim her kulübümüz olduğu gibi. Raşit Gezal bir gün bir hakeme denk gelir. 20. dakikada atılır. Raşit Gezal değil, sen Rozier'den bahsediyorsun. Ama Rozier. Rozier düzeltiyorum. Rozier bir hakeme denk gelir, düzeltiyorum. 20. dakikada atılır. Bunu kimseye hedef falan göstermiyorum. Ben kimim, ne hedef göstereceğim de. Bak, öyle hareketler yapıyor ki hakemin kovalamasına bakar. Mesela dün bir pozisyonda çok ciddi bir faulü, ne sarı kart ne bir şey. Var yapıyor, Galatasaray maçında yaptı. Tabii büyük maç yapacak, her maçta yapacak. Ama ben buradan Valentin Rozier konusunda herhalde Sergen Hoca da bizim gördüklerimizi görüyordur. Bir gün pis patlayacak Valentin Rozier. Valla Yoa Pereira 3 sezon hiç patlamadı. Niye çok patladı ya. Çok kırmızı kartı var. Hangi Pereira diyorsun ya? Trabzonspor sahibi. Trabzonspor. Bir Göztepe maçında 4 kere atılması lazım. Bak geçen sene mi önceki sene? Eski eşitleri çok oldu. Onu söylüyorsan doğru söylüyorsun. Lazım. Çok eski geçildiği oldu. Ömer'le de bir mücadelesi vardı değil mi? Ömer Fofana'yla. Trabzonspor Konya maçında. Bir de Ömer Bayram'ın şeyi vardı ya, Trabzon Galatasaray maçında Ömer Bayram'ın girdiği pozisyon. Hatırlamıyorum. İşte bazı oyuncuların da Rozier'i. Evet. Şimdilik kalsın. Kenan Karaman, Serdar. Onu sezon sonu için görüştüler. Olacak yani şöyle mı? Devre arası bonservis istedi kulübü. Sözleşmesi bitiyor olmasına rağmen madem talipsiniz ödeyin diyor. 650 bin euro. Hani en fazla 500'e indirebilirsin. Ama bence şu olabilir, Hulk olmazsa 500 bin euro verelim Kenan'ı alalım diyebilirler. Bir şey satmadan alma yok değil mi Beşiktaş'ta? Yok öyle bir sıkıntı yok da zaten para da yok. Tamam para yok da satmadan alma da yok. Para Beşiktaş neyi başardı şekilde biliyor musun Devre? Para yok. Daha önce de öyleydi. Şimdi daha önce de para yokken başarılıydı. Samet Aybaba bana bunu defalarca söyledi. Ve Samet Hoca dedi ki kulübü arıyorum dedi yönetimi. Niye arıyorsun hocam? Borç bitiyor mu diyor. Hocam sizin işiniz değil ki sizin için sağ. Yok be oğlum dedi ya. Eğer borç iniyorsa beni kovarlar dedi. Hemen takım bakmaya başladım yavaş yavaş takım ben bakmaya. Ben fakir dönemin hocasıyım. Şimdi hakikaten kulüplerde borç bittince biraz böyle düzelme olunca borç bitmez ama de. Bir şey söyleyeceğim. Ama biraz önünü görünce hocayı değiştiriyorlar, yöneticiyi değiştiriyorlar. Samet Hoca onu yaparlar da Sergen Hoca onu biraz zor yaparlar. Tabii be. Onu biraz zor yaparlar. Ama yani biz oyuncu yetiştirdiğimiz zaman iyi oyuncuları da hep yokluk döneminde çıkardık. Yani ligimizde yıldızı parlayan oyunculara bakın. Ya takımı transfer yapamadı, ya o mevkideki oyuncu kadro dışı kaldı, ya Mustafa, sakatlandı yani büyük sakatlık geçirdi. Şunu demeye getiriyorum aslında para varken sana bak para yokken kimse gelip seni yönlendirmez. Çünkü paraları yok. Ne yapacaksın? Çaresizlikten üreten futbola geçiyorsun. Aslında normal olması gereken o. Gençlerine şans veriyorsun.
Hasan Türkleri hatırlayın. Kadir Arı diye bir futbolcu geldi Beşiktaş'a.